Nedense hem değerli basın mensupları temsil ettiğimiz topluluk mütedeyyin insanların 1970'li yıllardan Yeni Neşriyat AŞ Milli Gazete'nin parasını tahsil ederek noter huzurunda çekilişini yaptığı Arnavutköy, Dursunköy, Selametköy'de gayrimenkul satın alan binlerce kişidir. 1981'lerde yapılan noter çekilişinin evraklarının foseptik patlaması gibi anlamsız bir kirlilikle yok olduğunu açtığımız davada öğrendik. Gazeteleri devlet kütüphanesi arşivinden çıkarttık, mahkemeye verdik dosyada. Biz paramızı tamamen ödedik. Zaten ödemeyenler çekilişe dahil edilmedi. Kimileri tapu aldı, malını kullanamadı. Hiç tapusunu alamadı. Derdimiz birinci aşamada parasını ödeyenlerin tapusunu istemektir. Ormanla davası sürdüğü gerekçesiyle tapu vermeyen Yeni Neşriyat 2006 senesinde binlerce dönümlük hemen bütün hisselerini Sayın Murat Ülker'in hakimi hisse sahibi olduğu İz Ajans'a sattığını, ajansın sonra da satıştan önce bu malı alamayacak iki kişiye kısa aralıkla satış yapılması taşınmaz alımının iyi niyetli olduğuna inandırılmak istenmesidir. 2013 yılında taşınmazdaki hisseler kat karşılığı sözleşmesiyle Yıldız Holding'den Emlak Konut Yatırım Ortaklığı AŞ'ye geçmiştir. İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi'nde 2015'e 532 sayı esası sayılı ile 2015'te dava açtık. Mesken gayeli kampanya usulü katılım tipi sözleşme ile yapılan bir satışta tüketici kanunu uygulanmalı idi. Bizim oylarımıza katıp duyuyordu. Her duruşmaya 100 kişi gittik. Evrakları topladık. Mahkemede satıcı şirket ve taşınmazlı alanlar sadece zaman aşımına sığındı. Zaman aşımı olmaz. Ormanla davaları devam ediyor. Sözleşme hala sürüyor. Resmi belge yok diyorlar. Nasıl yok? Noterde her alıcının adı hissesi belli. Gazeteler ortada. Peki davalılar buna itiraz etmedi. Sözleşme onların sözleşmesidir. Noter onların gittiği noterdir. Davalı Yıldız Holding Emlak Konut ve şimdi Türk Hava Yolları gayrimenkul satış yatırım işletmesi iyi niyetten söz edemez. Aldıkları malın parasını ödeyenler şirkete verdikleri boğazlarından çocukların ekmeğinden kestikleri tasarruflarıdır. Bu para yenmez. İhtiyacı olmayan lahana dokudu, işin peşini bıraktı. Ne bir santim eksik, ne bir santim fazla satın aldığımız yerin tapusunu istiyoruz. Mümkün değilse parasını istiyoruz. Veya Emlak Konut ile Holding'le kat karşılığı eser sözleşmesi yapan Emlak payının yarısını Türk Hava Yolları iştirakine devrederken hiç kimse yine görüşmedi. 150 liraya kamulaştırma derdindeler ayıptır. Her şeyin belgesi Gazi Osman Paşa 1. Asya Hukuk Mahkemesi'nin bugün davası görülen 2018'e 278 sayılı esas sayılı dosyasında mevcuttur. Bu dosyada taşınmazların bu kaydı üzerine davalıdır belirtilmesi kondu. Yıldız Holding ve bağlı olduğu holdingler Emlak Konut ve
hava yolları, gayrimenkul halka payı arz edilen şirketler bu ortaklarına sermaye piyasası yolu ile bildirmek zorundalar. Bildirmediler. Neden? Bundan yetkililerimizin ve kamuoyunun haberi olmasını istiyoruz. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Selametköy mağdurları platformu. Hoşça kalın arkadaşlar.